Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle Tensil hakkında konuşacağız. Bugün bir video daha paylaşacağım. Vitorugo hakkında. biraz tabi gelenler diye gidenlerle alakalı olabilecek şekilde videolar olabilir bunlar ama dediklerimi tane tane dinlerseniz neyin ne olacağını gayet iyi anlayacağınızı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. çünkü bu serbest piyasa. Oyuncuların kendi kariyerleri de var en iyi teklif almaya çalışıyorlar. Bir yandan da Trabzonspor'da ekonomik varlığını devam ettirebilmesi ekonomik varlığı değil kulüp varlığını devam ettirebilmesi için ekonomik bağımsızlığını rahat bir şekilde kazanması gerekiyor ki her ne kadar ben kendi nezdimde Trabzonspor yönetiminin bazı ekonomik hamleleri eleştirsem de uzaktan baktığımda Türkiye'ye bu işin öncülerinden bir tanesi yani en iyi ekonomik düzeni sağlayanlardan birisi Trabzonspor ya bunu da söyleyeyim. Hem eleştiriyorum. Evet, eleştiriyorum. Ama yani kötünün en iyisiyiz. Böyle anlatayım. Niye bunu diyorum? Niye? Dün bir final oynandı. Glasgow e, şey Glasgow Rangers'la Frankfurt. Büyük ihtimalle hiçbir takımın maaş şeyi Trabzonspor'dan yüksek değildir. Aynıdır. Aynı seviyelerdedir. Bu çok tabi sade bir yorum, sığ bir yorum. Niye? Kardeşim Avrupalı Türkiye'ye direkt olarak gelmek istemiyor. Yani bizdeki doğu görevi gibi. İşte bizdeki Arabistan'da çalışmak gibi, Rusya'da çalışmak gibi düşünüyor. Fazla paraya geliyor. Yani memuriyetli doğu görevi var. Yüksek. Eskiden öyleydi. Şimdi öyle mi bilmiyorum. Galiba öyle değil. Ama mesela ben kendim inşaat sektöründeyim. Mimarım. Mesela Rusya'da çalışmak daha pahalı. Rusya'da Moskova'da falan çalışmıyorsun yani Vlade falan çalışıyorsun. Yani çölün olduğu yerde kazanda mazanda falan çalışıyorsun. Arabistan'da, Katar'da, Gana'da, Gine'de orada daha fazla pahalı oluyor. Avrupalı bu gözle bakıyor. Benim şikayetim zaten biz onlar kadar verelim öyle bir şey olmaz. Senin kendi yerli oyuncun bile yüksek para istiyor. Çünkü senin yerli oyuncunu Avrupalı kulüp istiyor. Atıyorum kaç para veriyor? 1 milyon euro veriyor diyelim. 1 milyon euro senin ülkende 16 milyon TL. Senin şu an takımının en iyi yerleşti. En iyi kelli oyuncularımız kim? 1 numara Uğurcan. 2 numara Dorukhan. 3 Abdülkadir Ömür. Dorukhan'a sen totele vurduğunda 1 milyon euro bile vermiyorsun. Yani ver çünkü dolar euro yükseldi ki Dorukhan hikayesi de bambaşka bir hikaye arkadaşlar. Yani Beşiktaş 1 milyon euro teklif etmişti. O zaman Dolar kuru, Euro kuru galiba 10'du yanlış hatırlamıyorsam. 10'du galiba. Trabzonspor yani 1.2 te te teklif etmişti. Beşiktaş Euro veriyor. Trabzonspor yerli oyuncularına TL veriyor. Trabzonspor'a Dorukhan'a 9 milyon TL. Garanti 7 milyon TL imza parası. 16 milyon TL teklif etmişti. O ana göre Euro olarak daha yüksekti. Şu an totele vurduğumuzda Trabzonspor daha kazançlı çıktı. Ama tabii ülkemiz battı. Kazançlı kimse çıktı. Orası da ayrı. Neyse bunlara geçelim. Yani bunu bunu anlattım. Olaylara bakış açımı anlayın diye. Yani sığ bir şekilde bakmıyorum. Ee, şu ışığı da açayım biraz ışıkta. Işık güneş döndü. Işığı açayım. Bir şey değişti mi? Neyse. Olaylara yani bakış açımı anlayın diye. Şimdi bugün bir de Beyaz TV muhabbeti var. Uğurcan gireyim mi, girmeyeyim mi? Vallahi girilecek bir konu değil girmeyeyim. Saçma bir olay ama artık Trabzonspor bir dünya kulübü bir Uğurcan'ın bir dünya yıldızı olduğunun haberleri bunlar. Canım isterse girerim. Yani bakarım ama çok bir yankıda olduğunu düşünmüyorum. Beyaz TV'yi çok kale almıyorum. Onu ekleyeyim. Şimdi Densil'den başlayalım. Bir de şunu da uyarayım arkadaşlar. Biraz erken başladı bu transfer muhabbetleri. Çok saçma sapan isimler. Çok bilir kişiler çıkmaya başladı. Ben sizin nezdinizde benim az çok bir şeyim vardır diye düşünüyorum. Açıkçası yani benim kulağıma yani net biten yüz biten bir şey gelmedi. Başkan açıklama yaptı katılıyorum. E kesinse isminde açıklasaydı başkan o zaman. Ben o gözle bakıyorum arkadaşlar. E kesin hiçbir şey yok. Kesin olanı duyuyoruz zaten. Onu söyleyeyim. Eee, bakayım başka unuttuğum duyurduğum madığım bir şey var mı? Notlarıma bakıyorum. Geçelim densil konusuna. Densil konusu ne arkadaşlar? Şimdi densil biliyorsunuz Bologna ile aramızda kiralık bir sözleşme vardı ama densilin aynı zamanda Bologna kulübüyle de sözleşmesi bitiyor. Trabzonspor'la da kiralık sözleşmesi bitiyor. Densil. Yani her iki tarafta densil ile sözleşme bitiyor. Ki densil boşa düşüyor ki densil arkadaşlar yani Trabzonspor'da gösterdiği performanstan önce de İyi bir oyuncuydu yani. Bilinen bir oyuncuydu. Sadece düşüşte olan bir oyuncuydu. Yani bu oyuncu her zaman iyi bir futbolcuydu. Bir şeyler vaat ediyordu. Biz daha görmesek de ayakları iyi yani fizikleri çok iyi olan bir oyuncu. Yani, yani yanlış hatırlamıyorsam Mihalovic var. Bilirsiniz Sinisa Mihalovic. Tam söyleyemiyorum telaffuzları. Bizim de telaffuz konusunda problemlerimiz var. Millet biraz makarasını yapıyor. Belki de onunla alakalı bir makara videosu da çekerim. Hele Atalanta'nın orta saha oyuncusu Kop Miners var. Bir Kop Miners değişim vardı ki ama öğrendim onu. Neyse Denzel'in arkadaşlar Trabzonspor'un aldığı maaş önümde açık. Sakır Time hesabından, Sakır Time TR hesabında Twitter'dan takip edin. Trabzonspor'un mali tablosunu takip eden abimiz ara arada kanala konuk kaldık ekonomi yayınlarında. Bu sene ekonomi yayını yapmadık arkadaşlar çünkü kızıyordunuz bize. Densil Trabzonspor'dan 1 milyon 175 bin euro garanti maaş alıyordu arkadaşlar. İmza parası yok. Şimdi Densil'i kadroya katacağız ve Densil iyi bir anlaşma istiyor. Densil istediği para arkadaşlar 1,5 civarı bir rakam. Artık nasıl olur? Trabzonspor aynı şeyden devam ettirip imza parası vermek istemiyor. 1,175 1,250 verelim bitirelim diyor. Eee Dense bir buçuk civarı bir şey istiyor. Yani Hugo'ya yakın maaş istiyor ama sadece olay bu değil. Sadece olay bu değil. Bu olayın basit kısmı. Olayın diğer kısmı Dense'in talepleri var. Bildiğiniz gibi bunu daha önce de söyledim ben size. Bu fektir, gerçek bir haberdir, yalan değildir. Birebir Beşiktaş kaynaklarından alınan bir haberdir arkadaşlar. Beşiktaş'ın kafasındaki kurmak istediği üçlü ikiz ikilisi. Eski 2 iki Trabzonsporlu. Belki de bir eski Trabzonsporlu. Belki de sıfır Trabzonsporlu. Bilmiyoruz. Edgar, Vida ve şey ee, Densil. Vida ortada. Sağ stoper Edgar. Sol stoper Densil. Açıkçası mükemmel bir üçlü. Valla billa mükemmel bir üçlü. Yani aynısını biz niye yapmayalım ama işte Beşiktaş'ın da aklındaki soru işareti bir. Valerian İsmail'e sonuna kadar güveniyor muyuz? 2. Edgar nasıl dönecek? 3. Yabancı sınırına göre nasıl bir şekil alacağım? Bununla bir sıkıntısı var. Trabzonspor Edgar'la anlaşacağını düşünmüyorum ben. Açıkçası şu an baktığımda konjüktüre kafasında yarışmacı olacak bir takım Fenerbahçe'nin sağ stoper ihtiyacı yok. Galatasaray'ın Nelson var. Ama Nelson'u yollarsa ben Edgar'ı alırım denerim yani sonuçta bedavayı alacağım. Ona göre bir sözleşme yaparım. Yani ona göre sakatlık maddesi bilmem ne maddesi koyarım. Piyasada olan bir oyuncu arkadaşlar. Şişirebileceğin de bir maaş da yok Edgar çünkü tam pik yapmaya yakınken olaylar koptu. Ben Trabzonspor Edgar'ı isterim. Ama Edgar'ın şimdi Beşiktaş talibiyken gelir mi bilmiyorum. Öyle bir olay da var. Şu an mu olay Edgar ve Densil'in Beşiktaş'la ilgilenmesi ve Beşiktaş temas halinde olması. Ee, Beşiktaş bununla ilgileniyor. Densil'de ilgilenen var. Olabilitesi var. Ve ben boştayım. Ve en iyi teklifi de Türkiye'de alacağım belli. İstediği rakam 1,5 milyon euro civarı. Bildi bildi bildiğiniz gibi Cornelius 1,5 milyon euro alıyor. Ee, yani kafasındaki rakam bu. Zaten Trabzonspor'un bildiğiniz gibi maaş tablosunda yerlilerdeki 9 milyon TL maksimum Yabancılara 1,5 milyon euro. Biz kalanlarını imza parasıyla tamamlıyoruz. Ee, bunu istiyor Densil. Bu olur mu? Yani adamın isteğine hayır diyemiyorum. Mantıksız diyemiyorum. Yerine oyuncu kolay kolay bulabilir miyiz? Bulunabilir ama yani ben takımda bu kadar sirkülasyon olmaması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor'un takımda Dens'in tutması gerektiğini düşünüyorum. Yaşça da mantıklı bir transfer. Fayda sağlamış. Ligde kendini kanıtlamış. Ligde şampiyon olmuş. Sol bek oynamış. Sol stoper oynamış. Performans vermiş bu oyuncu. Trabzonspor'un anlaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Vitor Hugo hakkında da bir takım gelişmeler var. Ki benim eski videolarımı bilenler bilir Vitor hakkında söylediklerimi. Bunlar devam ediyor. Aslında benzerlerini söyleyeceğim. Çok da bir şey yok. Ee, Trabzonspor'un olabildiğince kadrosundaki değerli parçaları takımda tutması gerekiyor. Çünkü takımımızda gereksiz parça çok var. Hemen sayayım gereksiz parçalar arkadaşlar size yani. Saydığımda mesela şey yani İsmail seviyoruz ama yani çok saha içindeki performans çok iyi değil. İsmail Koyasi'yi ben ufak beğeniyordum ama Koyasi'den çok istediğimiz verimi alamadık. Koyasi işte baktığım Dutronsen, Yunus Mallı, Abdülkadir Parmak geri dönecek. Koyita. Yani 6 tane bir de şey gelecek geri. Flavio ve hmm, Diabate. E, yollamamız gereken oyun sayısı da biraz fazla. yani O yüzden de değerli parça takım tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Paylaşın bakalım. Videonun sonuna kadar gelenleri de arkadaşlar abone olup yorumları paylaşmayı unutmasınlar arkadaşlar. Videonun başında söyleyecektim aslında. Unuttum. Geçen spora gidiyorken bir kardeşimiz beni gördü. Selamlaştık. Ee, Mete kardeşimiz. Soyadı Mete'ydi galiba. Twitter'a da yazdım. Instagram'a da yazdım. Bana ulaşsın diye herhalde görmedi. Görüyorsa bana ulaşsın arkadaşlar. Konuşmak istiyorum onunla. Maskeliydi. Ee, ses bir yerden geliyor. Her zaman ismini seslenen insanlar görünce şaşırıyoruz. Bana yazsın. Bir içten konuşalım onunla. Abisi izliyor galiba bize daha çok. Ee, şişli MYO'da okuyor. Bir bana ulaşabilirim arkadaşlar. Ve abone olmayı da yorumlarınızı paylaşmayı da beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.